MIT Skydiving Kulübü az önce bir uçaktan atladı. Çılgınca bir adrenalin deşarjından ibaret görünüyor olabilir. Skydiving aslında bir uçaktan atlayıp paraşüt açma ipini çekmekten çok daha fazlasıdır. Skydivingciler düşüşlerini kontrol edebilir. Havada oturabilir, kayabilir, takla atabilir, baş aşağı uçabilir, müthiş şekiller oluşturabilirler. Hatta kenetlenmek için birbirlerine doğru bile uçabilirler. Bir metrelik bir yükseklikten atladığınızda düşerken yapabileceğiniz pek bir şey yoktur. Peki binlerce metre yükseklikten düşmenin farkı ne? Cisimlerin yere düşerken yer çekimi etkisiyle hızlandığını okulda öğrenmişsinizdir. Ama skydivingçilerin binlerce metre süren düşüşleri sırasında başka bir kuvvet daha önem kazanır. Hava sürtünmesi! Yer çekimi bir skydivingçileri yeryüzüne doğru çeker. Ama düşerken minik hava molekülleri bize çarpmaktadır. Her küçük çarpma vücutlarımızı yavaşlatan küçük bir kuvvet yaratır. Tek bir hava molekülünün çarpması pek bir etki yaratmaz tabii. Ama tüm o küçük kuvvetler bir araya geldiğinde hava sürtünmesi adı verilen ve bizi yer çekiminin aksi yönünde iten büyük bir kuvvet oluşur. Elinizi hareket eden bir aracın camından çıkartırsanız hava sürtünmesini hissedebilirsiniz. Paraşütçülerin uçağı terk ettikleri ilk anda yer çekimine karşı koyan sürtünme kuvveti pek büyük değildir. Dolayısıyla yeryüzüne doğru hızlanırlar. Düşüp hız kazandıkça sürtünme kuvveti artar ve skydivingçiler gittikçe daha fazla hava molekülünün kuvvetini hissetmeye başlar. Ama bu kontrolü de beraberinde getirir. Vücut pozisyonumuzu değiştirip havayı iterek takla atmamızı durdurabiliriz. Banks ve ben birlikte atlamak istersek ne olur dersiniz? Aynı hızda düşebilir miyiz? Swati'nin yüzey alanı benimkinden çok daha küçük. Bu yüzden onun daha hızlı düşeceğini düşünebilirsiniz. Ama aslında benden daha hafif olduğu için daha yavaş düşme eğilimi gösterecektir. Fakat hava moleküllerine maruz kalan yüzey alanını küçülterek sürtünmeyi azaltabilir ve Banks'e yetişebilirim. Sürtünme sadece hızlanmaya ve yavaşlamaya yaramıyor. Kollarınız iki yanınızda ve bacaklarınız bitişikken ayaklarınıza doğru fazladan bir hava akımı oluşur. O da sizi vücudunuz nereye dönükse oraya doğru iter. Buna kayma deniliyor. Hava sürtünmesinden faydalanabilmeniz için havanın sizi yeterince güçlü itmesi gerek. Bu da ancak yeterince hızlıysanız mümkün. İşte bu yüzden yüzme havuzuna tramplenden atlarken kayma hareketini yapamazsınız. Skydivingçiler bir araya gelip formasyon oluşturmak için kendi etraflarında dönmek gibi şeyler de yapabilir. Oturma, ayakta durma, baş aşağı gitme gibi diğer pozisyonlarda ise paraşütçünün hava akımına maruz kalan yüzey alanı azalır. Bu pozisyonlarda vücutlarına daha az hava molekülü çarptığı için skydivingçiler saatte 320 km'ye varan hızlara ulaşabilirler. Fakat yere saatte 320 km hızla çarpmak istemezler. Yer çekimini değiştiremeyecekleri için mümkün olduğunca fazla sürtünmeye maruz kalmaları gerekir. Bunun için paraşütlerini açarlar. Paraşütün sahip olduğu büyük yüzey alanı bizi yavaşlatarak yere güvenle inmemizi sağlar. Skydiving, fizik yasalarını hiçe saymak gibi görünebilir. Ama sonuçta rüzgarla oyun oynamaktan ibarettir.